Burada kocaman bir aileyiz. Bazen dertleşiyoruz, bazen ben serzenişte bulunuyorum, bazen sizin dertlerinizi dinliyorum. Bugünkü konumuz da, bugünkü aklım olsaydı genç Aslı'ya, 18 yaşındaki Aslı'ya ne derdim? Ya da bunu seyreden genç arkadaşlarımıza, kadın erkek fark etmiyor, bir kere dinlemelerinizi rica edeceğim. Belki bir faydam olur, belki bir farkındalık yaratırız. Burada biz bize sohbet edelim. Bunu videoyu çekmeden önce biraz düşündüm. İlk aklıma şey geldi. Bunu kitap önerileri videomda paylaşmıştım. Lütfen biraz sonra koyalım. O kitap önerileri videomu da izleyin. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır diye bir kitabı vardı. Okumadıysanız onu bir okuyun. Çünkü çevirip çevirip okunacak bir kitap diye düşünüyorum. İlk aklıma gelen ne biliyor musunuz? Başkası olma, kendin ol. Tarkan'ın şarkısı gibi oldu birazcık ama sosyal medyanın içinde birbirimize özenmeden tabii ki hayatlarımızı merak ediyorsunuz. Ben de başkalarının, ünlülerin hayatını, başarılı insanların hayatını, hastalıklı bir kişinin geçmiş hayatını merak ediyorum. Çünkü sebep sonuç ilişkisinden. Diyeceğim o ki, evet hepimiz birbirimizin hayatını merak ediyoruz ama kendiniz olmayı, kendiniz ne istiyor? Aslı, karşında kim izliyorsa gerçekten ne istiyor onu bir oturup düşünmesini rica ediyorum. Çünkü kendi iç sesini bulan kişi doğru yolu her zaman bulacak. Bu bir cepte olsun. Bunu söylemek isterim. Güzellikle alakalı bu kanal her şeyi anlatıyor. Kişisel gelişimimizi anlatıyoruz. Nasıl makyaj yapılır, kendimizi nasıl daha iyi gösterebiliriz onu anlatıyoruz. Evet, fakat kendinizi bildiğiniz zaman kendinize yapacağınız bazı uygulamalar da bazen gereksiz bile kalabilir. Çünkü doğala yakın olan her şey bence daha güzel. Daha sonra pişman olabilirsin. Çok erken yaşta yapılan estetikler, gereksiz estetikler görüyorum ki çok genç yaşta mesela meme büyütme ameliyatları yapılıyor. Tabii ki sizi çok rahatsız ediyorsa psikolojik olarak olun. Fakat bilin ki şu yaşımda 50 arkadaşım bu ameliyatı yaptırdıysa 25'i daha sonra küçültme ameliyatı yaptı. Bunu düşünün. İhtiyacınız varsa tabii ki yapın ama erken yaşta değil. Sonra söyleyeceğim ne biliyor musunuz? Gerçi bu pandemi zamanında bu ne kadar geçerli ama paranızı seyahate harcayın. Seyahat etmek kişiyi o kadar çok besliyor ki bana diyeceksiniz ki Aslı Hanım ve Aslı Abla yani hem paramız yok hem de yani zaten her yer kapalı. Çok haklısınız. Ama bu cep bilgisi diye düşünün. İlla yurt dışına çıkmanıza gerek yok. Türkiye'de gidilecek onlarca güzel yer var. Ve ne olur bir video çekmiştim. Gidilmesi gereken Türkiye'de gidilecek yerler diye. Lütfen onu da izleyin. Burayı da koyalım. Ben gezdikçe anormal besleniyorum. Neden besleniyorum? Çünkü farklı insanlar tanıyorum. Farklı insanların hayatlarını görüyorum. Farklı lezzetler görüyorum. Farklı kültürler görüyorum. Farklı tarih görüyorum. Diyorum ki ya Türkiye bu kadar değerli topraklarda mı yaşıyormuş? Tarihi görüyorum ve hem toprağıma saygım artıyor hem de özümü daha iyi tanıyorum. Ne olur seyahat edin. Diğer notlarıma bakıyorum. En önemli şeylerden birisi. Tabii ki mümkün mü bilmiyorum ama sevdiğiniz işi yapın. Çünkü sevdiğiniz işi yaptığınız zaman çalışıyormuş gibi gelmiyor. Ben bazen 24 saatin 20 saati çalışıyorum. Bana soruyorlar, yorulmuyor musun? Vallahi yorulmuyorum. Çünkü zaman nasıl akıp geçiyor bilmiyorum. Sevdiğim olduğu için de, çok severek yaptığım için de iş gibi gelmiyor. İnternette saatlerce bana 3 saat sınavda çalış deselerdi, üniversitelerde çalışmazdım. Şimdi mesela size video çekmeden önce bir bakıyorum. Aa, oradan oraya, oradan oraya 3 saattir YouTube'dayım mesela. Yani çok enteresan bir şey. Sevdiğiniz işi yapmayı çalışın. Yoksa da onun için zaman ayırmaya çalışın. Mesela fotoğraf çekmeyi seviyorsunuz ama mühendissiniz. Bunu kendinize zaman ayırın. Hafta sonları çekin. Bununla ilgili eğitimler alın. YouTube var ya, şu anda YouTube'dasınız. Bir klikle her şeyi öğrenebilirsiniz. Daha sonraki önerim ve çok önemli, mutlaka ve mutlaka yabancı diliniz olsun. Artık maalesef Türkçeden başka sadece İngilizce yetmiyor ve 25 yaşından önce lisan daha iyi öğreniliyor.
Meğer mümkünse İngilizcenin yanında başka bir lisan daha öğrenin. Eğer ilginiz varsa Rusça, Arapça ve Çince özellikle bence çok ileride faydasını görebileceğiniz lisanlar. Hem de çok insan bilmiyor. Ben mesela İngilizce biliyorum. İtalyancayı birazcık daha geliştirebilirim. Fransızcayı hani anca yol soracak kadar, ama mesela keşke daha iyi konuşsaymışım. Bu saatten sonra da öğrenebilirim de başka şeyleri öğrenme telaşındayım. Çünkü hayatım boyunca eğitim bitmeyecek gibi geliyor. Bir lisan en azından cebinizde olsun. Çünkü seyahat edeceksiniz, gerekli olacak, unutmayın. Sonra meraklı olun arkadaşlar. Meraklı olmak çok güzel bir şey. Bazen bana Metin diyor ki Aslı ya yine baydonozsun, burnunu soktun, seninle ilgisi olmayan işler. Ama ben çok merak ediyorum. Neden olmuş? Niçin olmuş? Bazen bana dikte edilen kuralları anlamak istemiyorum. Çünkü neden diye soruyorum. Yani bunun bir sebep sonucu olması lazım. Ben rahmetli babaannem 80 yaşına gelirdi. Her zaman açardı Hürriyet'te. Köşe yazılarını okurdu. Bana öyle şeyler söylerdi ki, o zaman ben 18 yaşındayım. Ankara'da babaannemin yanında okudum çünkü. Derdim ki helal olsun. Kadın kendini geliştiriyor. Çünkü her okuduğunuz makale, her haber kanallarını bahsetmiyorum. Hani artık onları ben bile seyretmek istemiyorum. Ama safaride dolaşın. İlginizi çeken, beğendiğiniz sektörlerle ilgili başarılı insanların hayatlarına bakın, nasıl yapmışlar. Size başka ufuklar açacağından eminim. Bence çok önemli bir şey daha var. Başarı gerçekten çok tesadüf değil. Çok çalışın. Ama çok çalışın. Gençken çalışın ki, yani bu çalışmak gibi algılanmasın arkadaşlar. Sevdiğin işi yapınca işte zaten çalışıyormuş gibi gelmiyor. Mutlaka kimsenin sizi bulmasını beklemeyin. Nitelikli insanları siz bulun. Yani mesela çok beğendiğiniz biri mi var iş hayatında veya güzellik olarak çok güzel bir makyaj yapan biri, takip edin, nasıl yapıyormuş gibi öğrenin. Ben kendimi geliştirmek için mesela geçen 1,5 yıldır kişisel gelişimle alakalı birçok şey eğitim tamamlamıştım, ama hep bahsediyorum size, Murat Kaplan'ı biz burada konuk aldık. 1 yıldır vücut dili analizi ve yüz okuma ile ilgileniyordum. Türkiye araştırdım, en iyisini bulduğuma inandım ve adamdan gittim eğitim aldım. Şimdi kuantum üzerine bir araştırmam var, esmalarla ilgili. Araştırdım, onunla ilgili 32 haftalık bir eğitime gireceğim. Bu akşam başlıyorum mesela. Dediğim o ki, veya YouTube çekeceğim, ekibime en iyi yapmam lazım, araştırdım, bana göre en iyisini buldum. Kendinize yakışır şeyleri siz bulacaksınız. İşte ben düşünce gücüyle en iyisini çağıracağım. Olmuyor arkadaşlar. O kadar da basit değil hayat. Onun için araştıracaksınız, bulacaksınız, merak edeceksiniz, cesur olacaksınız. Hata yapmaktan da korkmayacaksınız. Sonra bu videoyu izleyen genç kızlara bir iyi bir kötü haberim var. Arkadaşlar, kalbinizden geçtiği gibi davranmaya çalışın. Fakat bir ilişkiye başladığınız zaman ben bu arkadaşımı, eşimi, erkek arkadaşımı ileride değiştiririm nasıl olsa demeyin. Çünkü kimse asla değişmiyor. Bunu ilk başta bilirseniz, huylu huyundan vazgeçmez diye bir atasözü vardır. Atasözlerimizde, okullarda atasözü, yani ders diye öğrendik ama maalesef hepsi doğru, biliyor musunuz? Çok çok enteresan. Kimse değişmiyor. 7'sinde neyse 70'inde de aynı kişi oluyor. O yüzden de zamanında hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne olur, kimse değişmiyor. Annemiz babamız bizi değiştirememiz. Biz mi başkasını değiştireceğiz? Yani bu 2 kere 2 4 kadar net bir bilgi. Bunu söyleyebilirim. Başarı azmi seviyor. Yani zahmetten kaçmayın. Size başında söyledim çalışmak diye, ama tekrar edeyim. Özen gösterdiğiniz her şey daha iyi oluyor. Ben burada 10 dakikalık video çekiyorum diyelim. Ben size falan hiçbir şey okumadan karşınıza çıktığımda siz de bu kadın ne diyor dersiniz. Dediğimi de dinlemezsiniz. Ben size bir şey dediğim zaman gerçekten altında, dedim ya, üniversitede çalışmadığım kadar çok çalışıyorum sizin karşınıza çıkmadan önce. O yüzden biraz zaman, biraz çalışma, biraz zahmet her zaman iyidir.
Güzel. Annemin bir sözüdür bu. İlla hayat görüşünüz benzer insanlarla dost olmayın. Farklı zamanlardan, farklı kültürlerden insanlarla dost olabilirsiniz. Sizi ne kadar besleyeceğine inanamazsınız. Hani seyahat edin beslenirsiniz diyorum ya, güzel arkadaşlar da insana besler. Farklı arkadaşlar da sizi zenginleştirir, unutmayın. Ve bence en önemlisi, ben bunu birkaç defa söylemiştim size. Evet, delikanlıyız, gençsiniz, en güzel çağınızdasınız. Ama lütfen büyüklerinize hürmet göstermeyi, saygı göstermeyi, ilgi göstermeyi unutmayın. En azından bayramlarda büyüklerinizi aramayı, annenizi gelip hiç durup dururken öpmeyi, nasılsın demeyi, amcanızı, babaannenizi varsa, hayattalarsa onlara gönlünü almayı unutmayın. Bunlar sizi gerçekten çok besleyen durumlar. Ben hala bu bayram reklamları oluyor ya televizyonda. Ben mi çok sulu gözlüyüm bilmiyorum. Beni çok etkiliyor hala. Ve küçük yaşta bu değeri anlayan gençlere de hayranlık duyuyorum. Ve emin olun kalplerini besleyen bir durum. Onlar farkında değil. O yüzden büyüklere saygıyı, sevgiyi ihmal etmeyin. Benim aklıma gelen genç Aslı'ya, kendime, keşke bunları birazcık daha erken yaşta farkına varsaydım dediğim konuları sizlerle paylaştım. İnşallah size de faydası olmuştur. Sevgiyle ve sağlıkla kalın arkadaşlar.